Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefi halkihi Muhammedin nebiyyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecmaîn ila yevmiddin. Allahumme ec'alil Kur'ane'l azîme rabi'a kulubina ve nura sudurina ve celâ'a ahzânina ve zehâbe humumina ve gumumina ya rabbel alamin. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأصدقائنا الأعزاء نحن نتدارس معكم آيات القرآنية في سورة البقرة رقم الآية 278 Değerli arkadaşlar, Kur'an üzerinden Arapça öğrenme derslerimizde Bakara suresinden 278. ayette kalmıştık. Bu ayeti kerimede Rabbimiz müminlere hitap ederek ya eyyühellezine amenu. Kur'an'da en çok bulunan hitap tarzı budur. Hitap olunca ya nida harfi, yani Cenab-ı Hak sesleniyor iman eden kullarına. Harf olunca, nida harfi olunca harfler mebnidir. Bu da sükun üzere mebni bir harf. Harflerin irabda mahalli olmaz normalde, ama harfler genelde mebni. Eyyu, onun münadası, yani çağrılan şahıs, nida edilen şahıs Eyyu. Onun hem de ismi münada merfudur. Eğer izafet yoksa, muzafun leh değilse, mesela ya Resulallah deseydik, Resul kelimesi Allah kelimesinin muzaf olduğu için orada münada mensuptur. Ama münada tek başına bir şey olunca bu eyyü gibi, o zaman merfudur. Ha da tembih edatıdır. Eyyünün bitişiğindeki ha. Ellezine, bildiğiniz gibi isim mevsul. Belli ki çoğul, ikiden fazla gruba hitap ediyor Cenab-ı Hak. Ellezine de isim mevsul. Amenu fiili mazi. Cemi müzekker gaib. Şu siga. Amene, amena, amenu. Peki fiili bulduk. Faili nerede? Faili önündeki vav. Oradaki elif sadece o vavı, cemi vavı olduğunu anlatmak için yazıda vardır. Ama telaffuzda, okumada yoktur. Peki iman edenlere Cenab-ı Hakk'ın hitabı başladı. Amenu'dan sonra gelen bir cümle var. Hem de emir cümlesi olarak başlıyor. İtteku, itteka sakındı demek. Veka, üçlü olan fiil. Veka, yaki, vikayet. Biz Türkçe'de kullanıyoruz bu kelimeyi. Vikaye etti, korudu manasında. Ama onun ifal babına aktarılmış şekli aslı ivteka. Ama itteka olarak telaffuz ediliyor. Onun emri ittaki, ittakiya, ittaku, sakınınız. Yani emir fiili cemi, müzekker, muhatap. Şu siga. Peki fiil olduğuna göre fail nerede? Fail de aynen amenudeki önündeki vav, cemi vavı. Allah kelimesi ise bu fiil ve failden sonra gelen mef'ulun bih sarih. Onun için Allah'e diye mensup okuyoruz. Ve burayı tercüme ederken de ey iman edenler, Allah'tan korkun. E peki diyeceksiniz itteku minallah değil. Normalde den dan ekini min ve an harfü cerleri verir. Ama burada direkt olarak mef'ulün bir sarih, harfü cersiz mef'ul gelmiş. Ama tercümesinde Allah'tan korkun. Ey inananlar, Allah'tan korkun. Bu birinci emir. Ve atıf harfi. Zeru, terk edin. Ve zere yeziru den, bu da emir. Zer, şurası. Zer, zera, zeru, bırakın. Terk edin. Gene faili, önündeki cemî vabı. Neyi terk edeceğiz? Hani meful nerede? Ma, oradaki ma ismi mevsul. Aynı zamanda
Mef'ulün bih sarih. İsim ya, bir şeyi terk et. Şimdi ondan sonra bu isim mevsulü açıklayan bir cümle gelecek. Neyi terk edecekler? Allah neyi terk etmeyi emrediyor? Bakiye miner riba. Bakiye, geri kalan demek. Türkçe'de kullanıyoruz, bakiye diyoruz ya. Bakiyesi, geri kalan, arta kalan demek. Bakiye de fiili mazi. Bakiye, bakiye, beku diye çekilen fiili mazi, müfret, müzekker, gaib, şu siga. Nereden geriye kalan? Miner riba. Ribadan geriye kalanı terk edin, Allah'tan korkun ey inananlar. Şimdi faiz ayeti geldi, faizin haramlığının ayeti geldi. Ama Müslümanlar birbirlerine faizle para vermişler. Belki daha vadesi dolmamış. Şimdi Cenab-ı Hak faizi yasaklayınca müminlere verdiği emir, tabii bu emir daha çok kimleri ilgilendiriyor? Faize para vermiş olanları ilgilendiriyor. Faizle para almış olanları çok ilgilendirmiyor. Bir önceki ayetler tabii ki onlar da ilgilendiriyor. Ama burada Cenab-ı Hak ayet indiği andan itibaren müminlere Cenab-ı Hakk'ın emri faizden arta kalan, yani henüz daha vadesi gelmemiş, size bir Müslüman sizden aldığı parayı ödeyecek ama siz faizden vazgeçin. Bir de şarta bağlıyor bunu Cenab-ı Hak. İn kuntum mu'mini. Eğer inanıyorsanız. İn kuntum mu'minine ve zeru ma bakiye miner riba. Bir de böyle ayeti tersten önce şart cümlesini söyleyelim. İn kuntum mu'minine, eğer inanıyorsanız, ve zeru ma bakiye miner riba. Ribadan, yani faizden geri kalanını terk edin. Ha şimdi biraz sonra asıl paranın sizin hakkınız olduğunu Cenab-ı Hak söyleyecek. Onun alınmasında bir mahzur yok. Yani gördüğünüz gibi Kur'an'ın 48. sayfası Bakara suresinin 275'ten 281'e kadar olan 7 ayet tamamen faizle, borçla alakalı ayetler. Bundan önce okuduğumuz 275, 276, 277. ayetlerde zaten faizle alakalı Cenab-ı Hak müminlere çok şey söyledi. Kafirleri ilgilendirmiyor. Ama çok önemli bir nokta var, o da şu. Müminlerle anlaşma yapmış ehli kitap milletler, zümreler muamelat konusunda Müslümanlara tabidirler. Bak ibadet konusunda tabi değiller. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Necranlı Hristiyanlarla anlaşma yapmış. Onlara cizye ödüyorlar. Onlara namaz kılın, oruç tutun, zekat verin denmiyor. Zaten cizye veriyorlar. Ama muamelat konusunda diyelim faiz ayetleri, faizin yasaklandığı ayetlere cizye verme durumunda olan anlaşmayla bağlı gayrimüslim toplumlar da bu emre itaat etmek zorundadırlar. Efendimiz Necran, Yemen'deki Necran Hristiyanlarına mektup yazıyor. Diyor ki bundan sonra siz de faizli alışveriş yapmayacaksınız. Çok enteresan bir hüküm yani. Müslümanları zaten Cenab-ı Hak uyarıyor. Yukarıdaki ayetlerde onları cehennemle tehdit ediyor. Hele faizin Allah tarafından haram kılınmasından sonra onun helalliğine hükmeden birileri varsa o dinden çıkıyor. Ondan dolayı da çok ehemmiyet arz ediyor. Evet, dönelim gene yukarıya, ma bakiye, geride kalan. Bakiyenin faili gizli huve. Nereye raci? O ma'ya raci. Yani ma ne şey? Yani hangi şeyi terk edecekler? Bakiye, baki kaldı. Mine riba, ribadan. Bakiyenin mef'ulün bih gayri sarihi mine riba. Min harfü cer, riba da onun mecruru.
Geçen derste söylediğimiz gibi riba kelimesi illetli bir harfle bittiğinden dolayı normal irab alamıyor. Özürden dolayı taazzür diyoruz biz buna. Özürden dolayı takdiren mecrur. Evet, in şart edatı kuntum onun şart cümlesi kânenin şu sigası. Künte, küntuma, küntum. Siz idiniz, oldunuz, iseniz anlamında. İn şart ya. İn kuntum eğer iseniz müminine, müminler iseniz. Oradaki kuntum derken o zamir kânenin ismi. Kânenin ismi merfudur. Ama bu zamir olduğu için mahallen merfudur. Müminine ise kânenin haberidir. Dolayısıyla mecrur. Nasıl mecrur? Mümini'deki o ya çeken ya var ya, o ya cemi müzekker salim kelimelerin nasb hali böyle ya ile olur. Cer hali de ya ile olur. Peki sondaki nun ne? Sondaki nun, bunun aslı müminun. Müminun, şimdi gözünüzün önüne getirin. Müminun derken oradaki son harf ne? Fakat onun tenvini var. Tenvini burada onundan bedel olarak mümininedeki nun getirilmiş. Yani tenvindeki nundan bedel. Aslında tenvinin nunu yazılmıyor. Peki burada mümin olduğu için öyle. Peki kalemin olsa onda da hadi neyse. Yani hepsinde kalem kelimesi tenvinle nekre olarak söylendiği zaman kalemun, bakın bir nun harfi telaffuz ediyoruz ama harf ortada yok. O telaffuz ettiğimizi burada açık halde nuna çeviriyoruz. Sebebi de bu. Evet, bu ayetin meali münifi şöyle. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve faizin geri kalanından vazgeçin, bırakın. Eğer inanıyorsanız. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bir şart cümlesi daha ferman ediyor bize. Fe illem eğer tefalu yapmayacaksanız. Lem ne yapardı? Fiili muzariyi cezmederdi. Manasını muzarilikten maziye taşırdı ve olumsuzluk bildirirdi. Yani geçmişteki bir olumsuzluğu anlatırdı. Burada da aynı şekilleri icra ediyor. Aslı tefalu neydi? Bak şurası gene. Fiili muzari, cemi, müzekker, muhatap. Tefalu, tefalani, tefalune. Sizler yapıyorsunuz demek. Lem tefalu, yapmadınız. Eğer yapmazsanız, peki o zaman ne olacak? Fe'venu, bir emir daha geliyor. Ama başında faile. Neden? Çünkü şart cümlesinin cevabı geliyor şimdi. Yapmadınız bunu. Yani bakiyeyi, faizi almamanız gerekirken aldınız. Peki bunun cezası ne olacak? Fe'venu. Biliniz. Ya bilmek alimeydi. Fe'alemu. Tipinde bir şey ama. Edine ye'venu. Mesela. Bu da emir. Fe'venu. O zaman bilin yani. Neyi bilecekmişiz? Bi harbin minallahi ve rasulihi. Edine bi harf-ı cerle kullanıldığı zaman anlayın, bilin, hazır olun anlamında bir ifade. Yine aynı şekilde cemi müzekker muhatap olması itibarıyla faili oradaki vav. Bilin ki bi harbin minallahi ve rasulihi. Allah'ın ve Resulünün size savaş açtığını bilin. Harp harp Türkçe bak. Allah'tan bir ve Resulullah'tan bir savaş. Çünkü emir dinlemiyorsunuz. Emir dinlemeyen savaşa hazır olsun yani. Ba harbu cerinden sonra harp kelimesinin mecrur olduğunu görüyoruz. Peki car mecrur nereye bağlı? Fe'zenu'ya bağlı. Mutallaka orası. Minallahi ve Resulihi, minallahi de car mecrur ve Resulihi de
onun üzerine atıf. Oradaki vav atıf vav. Onun için Allah kelimesi mecrur minden dolayı, Resulihi de atıf vavından dolayı o da mecrur. Resulihi diye mecrur okuyoruz. Şimdi şart ve cevap cümleleri itibarıyla cevap cümlelerin de irapta mahalli yoktur. Ancak kendi aralarında tabii ki bir iraplarını söylüyor. Cenab-ı Hak bir kere müminleri yukarıdaki ayetteki emrine uymayanları Allah'ın ve Resulullah'ın kendilerine savaş açacakları tehdidinde bulunuyor. Çünkü emir dinlemiyor. Mümin emir dinlemez mi? Dinlemeyebilir işte yani. Ama devamında Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geliyor. Ve in tubtum, eğer tövbe ederseniz, in şart edatı gene, yani ister ayet gelmeden önce yaptıkları faizli muameleler olsun, isterse emre muhalefetten dolayı Cenab-ı Hakk'ın bu yasağını çiğnesin, ama ve in tubtum, eğer tövbe ettiyseniz, ederseniz, fellekum sizin için vardır. Oradaki fe de cevap cümlesinin başına gelen fa-i cevabiye. Fellekum sizin için vardır. Ne? Ru'usu envalik. Ru'us, ra's kelimesinin çoğuludur. Ra's baş demek. Reis bu kelimeden geliyor işte. Başkan demek. Reis. Türkçe kullanıyoruz bu kelimeyi. Ru'us onun çoğulu. Cemi mükesser. Yani kırık cemi. Kuralsız cemi anlamında. Ru'usu envalikum. Enval kelimesi malın da çoğulu. Onu da kullanıyoruz. Enval neredeyse unutulan bir kelime. Ama kullanılıyor. Mal kelimesinin çoğulu. Envalikum da muzaf muzaf ile. Sizin mallarınızın başları ne demek? Asıl para demek yani. Arapçada Resul mal kapital kapital demek. Resul mal. Resul maliye kapitalizm demek. Yani ana paranız, paranızın başı sizin. Lekum. Eğer tövbe ederseniz. Yani bu ayetler gelmeden önce normal kurulu bir müesseseydi faiz. Cahiliyet döneminde İslam dininde de bakın tedrici olarak en son faiz ayetlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde söylüyor. Ve ilk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın faizidir diyor. Açıp veda hutbesinde bakabilirsiniz. Bakın aradan 23 sene geçmiş. İslamiyet başlayalım. Efendimiz zaten Aleyhisselatü Vesselam veda o haccından Medine'ye döndükten 86 gün sonra da ruhun ufkuna yürüdü. Yani son inen ayetler bunlar. Önce yaptıklarınıza tövbe ederseniz ana paranız sizin demek. Daha güzel bir tercüme. Ana paranız kaç verdiniz? 10 bin. Kaç alacaktınız? 12 bin. 2 binden vazgeçtiniz. Ve zerû mâ bakiye mine riba. Faizin o 2 bininden vazgeçtiniz. Ana paranızı alabilirsiniz. Şimdi Cenab-ı Hak o ana para içinde çok enfes bir ayet daha bizlere lütfedecek. Yani borçlu borcunu ödeyemiyor. Ne yapacak? Ana parayı da ödeyemiyor. Faizinden vazgeçti zaten Müslüman. Allah yasakladı, faizden vazgeçti. Ama ana parayı bile ödeyemeyen insana nasıl bir kolaylık yapılacak? Onu da Cenab-ı Hak 280. ayette ferman buyuracak. La tazlimune ve la tuzlamun. Ne siz zulmediyorsunuz, ne de size zulmediliyor. Bakın birisi malum fiil, la tazlimune ve la tuzlamune. Birisi malum fiil, birisi meçhul fiil. Zaleme yazlımı zulmen. Türkçe'de kullanıyoruz bunu. Zalimi de kullanıyoruz, mazlumu da kullanıyoruz. Mazlum ismi mef'ulu, zalim ismi faili. Yani zulmedene zalim denir. Zulme uğrayana da mazlum denir. Bunların hepsi Arapça. Zaleme fiilinde. Burada da tazımune şurası.
Tazlimu, tazlimani, tazlimune. Fiil-i muzari, cemi, müzekker, muhatap. Peki tuzlamun ne? O da aynı yer fakat meçhul bir fiil. Yani edilgen. Ne siz zulmediyorsunuz, ne birileri size zulmediyor. Bu zulüm illa işkence manasına değil yani. Faizle alakalı Cenab-ı Hak konuşuyor. Kelam-ı ilahi. Yani siz başkasından faiz almakla siz ona zulmediyorsunuz. Siz paranın aslını almamakla size zulmediliyor. İkisi de olmuyor. Neden? Çünkü siz paranızın aslını alıyorsunuz, faizi bırakıyorsunuz. Allah'ın emri bu istikamette olunca ne siz zulmediyorsunuz ne de size zulmediliyor. Paranın aslını almazsanız size zulmedilmiş olur. Paranız gitti. Ama siz paranızın aslıyla birlikte faizle alırsanız karşı tarafa zulmetmiş olur. Cenab-ı Hak bunları da yasaklıyor. Evet, bu ayetin meali münifine bakıldığı zaman Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Eğer bunu yapmazsanız, yani faizin geri kalan faizini terk etmezseniz, o zaman Allah ve Resulünden harp göreceğinizi bilin. Yani Allah'a harp ilan etmişsiniz. E burada galip kimdir? E galip Allah olur, kul olmaz. Allah'la savaşanın savaşı kazandığı hiç görülmemiş ki. Hep savaşları Allah kazanır. Kullar mağlup olur. O mağlubiyetlerini bile dünyada Allah gösterir. Allah'a karşı ilahlık davasında bulunan Firavun Allah'a karşı harbini kazandı mı sayılır? Hayır. En güçlü olduğu bir yerde Allah onu denizde boğdu. Nemrut'u bir sinekle götürdü Cenab-ı Hak. Ma hepsi mağlup yani. Galip çıkan yok. Allah'la savaşıp da galip olan kul olmaz. Eğer tevbe ederseniz paranızın aslı sizin. Ne zulmetmiş olursunuz ne de zulme uğramış olursunuz. Yani siz de haksızlık yapmamış olursunuz. Size de haksızlık yapılmamış olur. Evet, şimdi geldi borçlunun durumuna. Yani karşı taraf borç aldı, faiz de ödeyemiyor. Zaten mümin almıyor faizi diyelim. Tamam, ondan vazgeçti. Ana parayı da veremiyor. Bunların durumu ne olacak? Cenab-ı Hak merhametiyle onlara da bir çözüm yolu öneriyor müminlere. Ne buyuruyor? Ve inkâne, eğer ise, in gene şart edatı, kâne şart cümlesi başladı. Nakıs bir fiil. Kâne yekûnu kevnen, kainat bu kelimeden geliyor. Mükevvenat diyoruz. Oluşum yani. Kâne burada fiil-i mazim, müfret, müzekker, gâib. Kâne. Bunun emri de Kur'an'da çok geçer. Kün emri. Ol. Yani kafnun fabrikası dediği üstadımızın bu işte. Allah ol der, olur. Yekulu lehu, Yasin suresinde. Yekulu lehu, ona der ki Cenab-ı Hak, kün, ol, feyekun, olur. Onun fiili mazisi işte. Kâne. Ve inkâne, eğer ise, eğer olduysa, ne olduysa, kânenin ismi zu, sahiplik anlamında. Üsretin, zorluk içinde ise, zorluk sahibi ise. Ve inkâne, eğer ise, zu üsretin. Üsret, zorluk demek. Ayn, bakın. Ayn'le başlıyor. Peki ye ile başlasa, ye ile başlasa tam bunun zıttı kolaylık olur. Usur, yüsür. Usur, zorluk. Yüsür de kolaylık. Ve inkâne, eğer ise zû usratin, darlık ve sıkıntı sahibi ise fen nazıratın. Şimdi şart cümlesinin cevabı geldi ve cevabın başında da fe geldi. Fe nazıratun. Ona ne var? Süre, süre. Bir bekleme yani. Nazara, intizar, beklemek demek. Bakma biz intizarı daha çok gönlü kırılanın gönül koyması olarak biliriz. İntizar çekti adam diyor. Gönlü kırılan da ağzından beddua çıkabilir. Biz o anlamda kullanıyoruz Türkçe'de. Ama
Öyle değil. Aslı beklemeye durmak demek. Ona süre vardır. Nereye kadar? İla meysere. Meysere de yüsürden geliyor. Yani kolay ödeyeceği zamana kadar ona süre verin. Cenab-ı Hak borçlulara da bu şekilde bir merhametiyle muamele ediyor. Kime veriyor bu emri? Borcu verene söylüyor bunu. Borcu alana değil. Borcu alana nasıl muamele yapacağını Allah borcu verene, parayı verene söylüyor. Eğer diyor borç para verdiğiniz şahsın durumu zorda ise, eğer bir hilebazlık yapmıyor, gerçekten ödemek istediği halde imkanları buna fırsat vermiyorsa zorda kaldı demektir. Paranın ödeme zamanı geldi, adam o parayı hazırlayamadı. Alacaklı tarafa Cenab-ı Hak diyor ki ona biraz daha süre ver. Kolaylık tanı. Çünkü zorluk içerisindedir. Ödeme zorluğu çekmiyor yani. Modern kapitalist sistemde bu ayetin neredeyse hükmü yok gibi. Bugün daha çok borç parayı bankalar veriyor. Gününde ödemediğin zaman da her türlü zorluğu önünüze koyuyor. Bu ayetten hiç haberleri yok bunlar. Yani biraz daha kolay tanıyalım falan. Tefeciler ne yapıyor? Tefeciler de faizi katlıyor. Zamanı gelip ödemedin mi iki katına, beş katına öyle çıkıyor. Verdiği paranın aslında kapitalin asıl ana paranın birkaç katı faiz ortaya çıkıyor. Bu ayet onlara hitap etmiyor sanki. E zaten öyle bir faiz muamelesi yapıyorsa Allah alem faizin günah olduğuna da inanmıyordu tefeciler. E bankanın zaten öyle bir derdi yok. Faiz sistemi üzerine kurulmuş banka dediğin de bu yani. Sadece kar ve zarara ortaklıklar muaftır. Bunun dışında faizli işlemlerin hepsi haram. Faiz yazıyorsa iş bitmiştir. Evet. Meysere yüsürden kolaylık demek. Cenab-ı Hak ikinci bir şey daha teklif ediyor kullarına. Parayı ödeyemedi vakti geldiği halde kolaylık tanıyın. Yani rahat olduğun zaman ver dersin. O da müthiş bir kolaylık. Şimdi yine parayı verene, paranın sahibine Cenab-ı Hak ikinci bir güzellik teklif ediyor. Ve en tasaddaku, bağışlarsanız, tasadduk ederseniz, yani madem sen bu parayı veremeyeceksin, durumun kötüleşti tamamen, ben de bu paradan vazgeçtim. Bu parayı almaktan vazgeçtim. Sana tasadduk ettim bunu. Bana ödeme gibi bir mükellefiyetin yok bu saatten sonra, borçlu olana söylediniz. Bu nedir biliyor musunuz? Bu hayrul lekum. Bu sizin için daha hayırlı. Hatta ulema diyor ki alacaklı parasını alamadığı zor durumdaki adama o alacağı paradan vazgeçip onu sadaka olarak vermesi zekattan daha hayırlı. Halbuki zekat farz bak. Bu sadaka. Ama hayrul lekum sizin için daha hayırlıdır cümlesinden ulema şunu çıkarıyor. Ya zekatı zaten vermek zorundasın. Ama bunu vermek zorunda değilsin. Bunu almanda hiçbir beis yok. Çünkü senin ana paran. Faiz de bulaştırmıyorsun ona. Ana paranı geri alıyorsun yani. Gayet normal bir insanlık yapmışsın zaten. Borç para vermek. Ona sadaka vermiş gibi oluyorsun. Çünkü onunla işini çeviriyor. O parayla geçiniyor. İşini düzeltiyor belki. Siz o boş para verdiğiniz miktar kadar sadaka vermiş gibisiniz. Onda problem yok. Bir üstünü söylüyor Cenab-ı Hak. Hayrul lekum. Zekat farz. Onu zaten vereceksiniz. Ama alacaklı olduğunuz yere alacağınızdan vazgeçip onu ona tasadduk etmeniz çok daha yüksek seviyede bir
sevap getirisi vardır diyor ulema. Cenab-ı Hak da hayrun lekum beyanıyla bunu bize gösteriyor. Evet, ve en tesaddaku en ne yapardı? Fiili muzari nasb ederdi. En, len, key, izen. Dört tane edat fiili muzari nasb ederdi. Fiili muzari mazi gibi değil. Mazi mebni bir fiildir. Sonu değişmez. Ya fetha üzere mebnidir ya sükun üzere mebnidir. Yani zamirler bitişince sükun üzere mebni olur. Zamir olmayınca da fetha üzere mebnidir. Ne gibi? Diyelim fetaha gibi. Ama fiil muzari muhreptir. Sadece iki yerde bir nunun nisve dediğimiz müenneslik nunu ve nunu tekit dediğimiz manayı güçlendirmek için kullanan nun bitişince o zaman mebni olur. Ama bunun dışında fiil muzari muhreptir. Yani son harekesi değişir. Başına gelen amille değişiklik yaşar. Şimdi burada da en gelmiş. Dört tane nasb ediciden bir tanesi bu. Tasaddaku aslı neydi? Tasaddakune. Tasaddakune. İdi ama en gelince nun düştü. Nunun hasvi efalu hemse dediğimiz fiil-i muzari'nin beş kalıbı bu şekilde nunların düşmesiyle nasb olur. Hatta cezmi de o şekilde olur. Lem de gelse böyleydi. Tasaddaku fiilinin, fiili muzarinin faili oradaki vav. Peki hayrun lekum burası da mübteda haber. Sizin için hayırlıdır. Cümle Türkçe tercümesi dırla bitiyorsa o haber. Bu cümle tasaddaku fiilinin mef'ulünün yerinde olduğu için cümle mahallen mensuptu. Lafzan mansup olabilmesi için müfret bir kelime olması gerekiyor. Ama burada cümle geldi. Tasaddaku'nun fiilinin meful yerine cümle geldiği için o da mahallen mensup oluyor. Aynen yukarıda in kuntum mu'minin dediği gibi burada da in kuntum ta'lemun. Bir bilseniz böyle yaparsınız yani. Size borçlu olan bir insanın, bir müminin ödeme zorluğu çektiği yerde sizin alacağınız paradan vazgeçip onu tasadduk etmenizin Allah nezdinde ne kadar hayırlı olduğunu bilseydiniz yaparsınız onu demektir bu. İn kuntum eğer iseniz, idiyseniz, talemu biliyor idiyseniz. Talemu, talemani, ta'lemune. Fiil muzari, cemi müzekker, muhatap bir sıyga burası. Yani siz biliyorsunuz ama in şart edat olduğu için eğer bilseydiniz bunun ne kadar sevap açısından getirisinin yüksek olduğunun bir farkına varsanız bunu mutlaka yaparsınız. Yani alacağınızdan vazgeçersiniz. Onu o borçlu olana tasadduk eder geçersiniz. Kim bilir o parayı alan insan ondan ne kadar memnun olur, sevinir. Allah da sizi öteki tarafta sevindirir. Evet, bu 280. ayetin de meali minifine bakalım. Eğer borçlu şahıs zorda ise ona süre tanıyın. Yani eli kolay hale gelinceye kadar. İla meysene. Kolaylıkla borcunu geriye ödeyeceği zamana kadar zorluk çeken, ödeme zorluğu çekene siz kolaylık tanıyın, süre tanıyın. Eğer bir de o alacağınızı borçlu olana tasadduk ederseniz o sizin için çok daha iyidir, çok daha hayırlıdır. Eğer bir bilseydiniz yapardınız. Evet, son ayet. Vetteku, bak yukarıda da geçmişti gene. Vetteku, artık faiz ayetleri, faizi haram kılan ve borçlu alacaklı münasebetlerinden sonra Cenab-ı Hak bu ayetle bu
hükümleri noktalıyor. Hatta bu ayetin Kur'an'ın indirilişinde son ayet olduğunu söyleyenler de var. Bazı müfessirler, daha doğrusu çoğu müfessirler Maide suresinin 3. ayetinin son ayet olduğunu, son inen ayet olduğunu söylüyorlar. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekumul islame dina. Bu ayetin son ayet olduğu, yani cumhurun görüşü bu. Ama mesela Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma gibi bazı müfessirler, bazı sahabiler de bu ayeti Kur'an'ın son ayeti, inen son ayeti olarak söylüyorlar. Vetteku, korkun, çekinin, sakının. Takva bu kelimeden geliyor işte. Günaha girmekten sakınan insana müttaki deniyor. İsmi faili bu. Müttaki. Bu yaptığı işe de takva deniyor. Takva dairesi ne? Helalleri yapıp haramlardan kaçınma dairesi, takva dairesi. Onun fiili bu işte. Kökü de vaka. Vaka, yaki, vikayeten. Korunmak, kendini garantiye almak anlamında. Vetteku, emir bu. İtteki, ittekiya, itteku aslı. Oradaki vav, vavul istinafiye. Yani cümleye başlangıç vavu veya iptidaiye de deniyor. Vetteku, korkun. Faili tahtında, huve. Yani şey, entum. Vav, fail. Ama vücuben gizli entum var. Yani siz korkun demek. Nereden korkacakmışız? Yevmen. Bir günden korkun. Yev, gün kelimesinin Arapçası. Biz bu kelimeyi Türkçe'de kullanıyoruz. Yevmiyeci diyoruz. Gündelikçi demek ya. Yani. Eyyamcı diyoruz. Bunun çoğulu bu. Yevmin çoğulu eyyam. Eyyamcı, günübirlik yaşayan demek yani. Peki, vettekûn'un mef'ulüm fihi. Çünkü zaman zarfıdır yevm kelimesi. Bir zaman bildiriyor. 24 saatlik zaman dilimin adı yevm Arapçada. İki parça, gece ve gündüz. Gecenin ve gündüzün saatleri değişebilir. İklimlere göre, bölgelere göre gecenin ve gündüzün saati değişebilir. Ama 24 saatlik zaman dilimi yevm kelimesini oluşturuyor. Cenab-ı Hak onu da nekre olarak getirmiş bak. Başında lam-ı tarif yok. Vettekul yevme demiyor Cenab-ı Hak. Vetteku yevmen. Bir günden korkun. Bugün, bugün o anlatılan bu gün Allah'ın bildiği bizim bilmediğimiz bir gün. Biz bilmiyoruz o günü. Yani kıyamet kopup da hesap hangi günde olacak? Biz bunu bilmediğimiz için Allah nekre kelime kullanıyor. Bilinmeyen bir gün. Ama içinde yapılan işi anlatıyor Cenab-ı Hak şimdi. Gün bilinmiyor da kıyamet günü. Ama şimdi anlatacak onu. Nekre olarak geldiğine göre anlatacağı şeyler o günün sıfatı olacak. Neden? Çünkü bildiğimiz bir kural var. Nekre kelimelerden sonra gelen cümleler sıfat olur. Marife kelimelerden sonra gelen cümleler hal olur. Bu nekre bir kelime. Tenvinden anlıyoruz. Bu tenvin, tenvini tenkirdir. Birkaç çeşit tenvin var. Yani o yevmen derken iki üslün var ya, o tenvin. O tenvinin anlamlarından bir tanesi tenvini tenkir. Yani nekre bir kelime. Bilinmiyor. Gerçekten bilmiyoruz yani. Kıyamet ne zaman kopacak? Allah bizi ne zaman hesaba çekecek? Bilmiyoruz. Ama böyle bir günü geleceğini biliyoruz ve buna iman ediyoruz. Şimdi o günün özelliğini anlatıyor. Ne olacakmış o günde? Turca'une, döndürüleceksiniz. Raca, yerci'u, rucu'an, dönmek. Rucu etti derler. Döndü. İrtica da bu kelimeden geliyor. Eskiye dönüş demek. Turca'une şurası, siz döndürüleceksiniz. Meşhul bir fiil yani. Yevmen nasıl bize göre meşhul? Döndürüleceğimiz zaman da meşhur. Allah meşhur fiil kullanıyor. Raca yerce'u, döndü, dönüyor. Rucu'an,
dönmek. Raci, dönen, ismi fail. Merci diyoruz ya, dönüş demek. Dönülmüş, merci yani, dönüş yeri, isim mekan olarak da kullanılıyor. Döndürüleceksiniz o gün. Döndürüleceğiniz günden korkun. Günü vasıflandırıyor ya, Mekke kelimeden sonra gelen cümle, sıfat. Peki, nerede döndürüleceksiniz? Fihi, o günde. Burası da mef'ulün fi. Hi zamiri yevmen kelimesine gidiyor. Yani sizin döndürüleceğiniz o günden korku. Neye döndürüleceksiniz? İlallahi. Turcavunenin ikinci mef'ulün bihi geliyor. Allah'a döndürüleceğiniz o günden korku manasında. İlallahi car mecrur. Aynen fihi'de olduğu gibi. Peki ondan sonra sümme, sümme de atıf harflerinden biri. 10 atıf harfinden bir tanesi de sümme. Vav, fa, sümme. Üçüncüsü. Bak. Sümme sonra ne olacak? Yani Allah'a döndürüldünüz o gün, kıyamet günü. Herkes haşroldu ve mahşere doğru, hesaplaşmaya doğru gidiyorlar insanlar. Tuvaffa. Bak gene bir meşhur fiil daha geldi. Tuvaffa. Size ödeme yapılıyor. Ödeniyor size. Burada da veffa, yuveffi aslında vefiye karşılık verdi demek. Vefa da bundan geliyor. Yani bir insana yapılan iyiliklerin karşılığını vermesi vefadır. Tuveffa ödeniyor. Adeta karşılık veriliyor. Meşhur bir fiil. Turcavunem meşhur bir fiil. Bu da meşhur bir fiil. Ama kullu nefsin. Kullu kelimesi de tuveffanın naibi faili. Herkes demek. Her küllü. Kes, nefis. Nefis zaten insanı kastediyor. Nefis derken nefse emmareyi kastetmiyor. Kullu nefsin. Herkese ödeniyor. Ne ödeniyor? Ma kesebe. Kazandığı şey. Kesp, kazanmak demek. Yani ne elde etmişse, ne yapmışsa, ne kazanmışsa onun karşılığı ödeniyor. Vehum, onlar yani kendilerine yaptıklarından dolayı ödeme yapılan insanlar la yuzlemun. Gene meşhur bir fiil kullanılıyor. Zaleme yazlımı yuzlemu. Şurası yüzlemune. Yüzlemu, yüzlemani, yüzlemune. La yüzlemune. Oradaki lam elif nefi lamı. Yani olumsuzluk bildiriyor. Yani öyle bir ödeme yapılır ki Allah tarafından, çünkü Allah'a döndürülüyorsunuz artık. Yaptıklarınız kesebet, kazandıklarınız size öyle bir ödeniyor ki katiyen size zulüm yapılmıyor. Yani size hak ettiğiniz de hak ettiğinizin altı verildi size. O zaman size zulmedilmiş olur. Allah bunu da garanti ediyor bu ayette. Yani hatta bizim yaptıklarımızın en az 10 katını Cenab-ı Hak bize verecek. Bazında sınırsız verecek. Peki günah işleyene de Cenab-ı Hak adili mutlak olduğu için günahları kadar ona ceza verecek. Günahlarını artan bir ceza Cenab-ı Hak vermez. Çünkü onun isimleri içinde zalim diye bir ismi yok. Evet. Kesebet fiili, fiili mazi. Kesebe, keseba, kesebu, kesebet fiili mazi. Müfret, müennes bir kelime. Peki niye müennes? O da nefis kelimesinin burada tenvilli geldiğine baktığınız zaman nekre bir kelime. En nihayet sevabı veya günahı kazanan kişinin kendisidir. Kendisinin nefis deniyor yani. Bu kelime müennes olduğundan dolayı fiili de müennes olarak gelmiştir. Hatta ve hum la yuzlamun cümlesini bir hal cümlesi olarak da değerlendirebiliriz. Onlara zulmedilmez halde
kazançlarının, kazandıklarının karşılığı tas tamam ödenir. Allah'a döndürüldükten sonra. Yani kıyamet, haşir, mahşer ve mizan. Mizanda amel defterlerine göre kişi ya alacaklı çıkacak ya borçlu çıkacak. Evet, son ayetin meali minifine de bakıp bitirelim. Öyle bir günden korkun ki Allah'a döndürülüp herkesin kazandığı tas tamam kendisine verilip ve zulme uğramazlar. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana ve davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.